Merhaba sevgili aslanlar. Selamlar sevgili aslanlar. Nasılsınız, iyi misiniz? 2014 yılı Bilinçokur Astroloji Haber Merkezi'nin yıllık gökyüzü döngüleri programına hoş geldiniz. Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan, sizlerleyiz. Evet sevgili Demet, aslanlar için ilginç bir yıl. Ne dersin? Evet sevgili... Neler var, neler yok gökyüzünde? Evet sevgili aslanlar, bu yıl sizin için özellikle yılın ikinci yarısı biraz daha hareketli ve şanslı görünüyor. 17 Temmuz'dan itibaren Jüpiter sizin burcunuzda olacak ve size şanslar ve fırsatlar verecek bir yıllık süreç içerisinde. Satürn Akrep Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor ve aslanları hem kariyerleri konusunda hem ev aile hayatları konusunda bazı sorumluluklarla sınamaya bu yılda devam edecek yıl sonuna kadar. Biraz da 29 evet. Nisan ve 23 Ekim civarında oluşturacak olan 29 Nisan Boğa Burcu'ndaki Güneş tutulması, 23 Ekim Akrep Burcu'ndaki Güneş tutulması arkadaşlar biraz daha dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Çünkü dikkatimi çeken burada ay tutulması değil. Evet. Boğa ve Akrep'teki ikisi de güneş tutulması anlamına gelmiş. Evet. Bak, ay tutulmaları Terazi ve Koç burcunda. Dikkat evet. ediyor musun bu yer? Evet. Duygusal etkiler daha çok Terazi ve Koç'u etkiliyor. Daha ziyade sosyal etkiler, hayatla ilgili değişimler Aslan'ı, Boğa'yı, Akrep'i ve Kova'yı etkiliyor. Evet. Ya bunun da anlamı 29 Nisan biraz da 23 Ekim döngüleri. Burada gerçeği söylemek gerekirse ev değişiklikleri, aileyle ilgili bazı konuların gündeme gelmesi, ailenin büyümesi, evet. Aileyle ilgili konular haricinde işte uzun zamandan beri hayalini kurduğu evi satın alabilmesiyle ilgili ilk işaretler ama bunlar. Evet. Bunlar 29 Nisan'da, 23 Ekim'de. Tabii doğum saati de önemli burada. Yükselen burcu da önemli kişiliği. Ama 17'sinden itibaren biraz da astrolojik olarak Jüpiter'in Aslan Burcu'na gelmesiyle beraber inanılmaz düzeyde bazı döngüler başlıyor. Hayatının güzel yıllarından birine geçiriyor. Evet. Hayatının daha keyifli yıllarından birine geçiriyor. Evet, Jüpiter'in Aslan Burcu'na gelmesi onu Ağustos ayında belki iki tane günde ikinci 25 Temmuz Ağustos değil, diğeri 18 Ağustos olumlu evet. ve güzel günlerde etkiliyor. Ama 17 Eylül'den sonra Mars'ın Akrep'ten çıkması ile beraber günlük kazançları, günlük gelirleriyle alakalı sıkıntıları da biraz daha halledebilecek. Bir de 24 Aralık'ta Satürn'ün Yay Burcu'na girmesi ve tam anlamıyla artık Aslan Burcu'nun o baskılayan yönlerden çıkması da Aslan Burcu'nun biraz daha spesifik olarak olaylar ve kavramları bir bütün olarak görebilmesi, şansına doğru değerlendirmesini gösteriyor. Yalnızca ilk 6 ay Jüpiter Yengeç'te biraz onları saltıyor değil mi? Biraz evet. kilo veriyorlar, kendileriyle ilgileniyorlar, evet. daha sağlıklı oluyorlar, daha genç görünüyorlar. Farkındalıkları biraz artabilir. Bir yandan Satürn'ün zorlaması, bir yandan Jüpiter'in 12. evdeki seyri, bilinçlenmelerine, belki o egoları güçlüdür aslanların. Biraz içe dönmeleri, kendilerini sorgulamalarına, nerede yanlış yaptıklarını bulmalarına, nerede mutlu, nerede mutsuz olduklarını algılamalarına ve hayatı daha bir bütün şeklinde algılayabilmek, yaşayabilmek ve görebilmekle ilgili konulara gündeme de getirecek. Jüpiter 12. evdeyken sağlıktır. Jüpiter 1. evdeyken de yaptığı yanlışları bulan Aslan Burcu inanılmaz düzeyde hızlanabilir. Aslında şu karakter kader bildiğimiz gibi. Evet, karakterimiz kader. Psikolojik tabanlı astrolojide karakterimizde olumlu değişimler olacağına, bu karakterimizdeki olumlu değişimlerin sonucunda da daha keyifli davranışlarımızın karşılığında güzel sonuçları alacağımızı gösteren bir yıldayız. Başka neler var? Evet, yılın önemli zamanları aslanlar için yeni ay ve dolunay zamanları olabilir. Bu da aslan yeni ayını 26 Ağustos'ta yaşayacağız. 3 derece aslan burcunda olacak, doğacak. Diğer dolunay ise 14 Şubat'ta. 26 derece Aslan Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Bu 14 Şubat Sevgililer Günü'ne de denk geliyor. Evet, Lüsiperya Bayramı evet. dediğimiz Juno evet. Bayramı'na gerçeği söylemek gerekirse geliyor. Juno ve Juno'nun gene etkilerinin olduğu aşk. Evet, bazı aşklar hızlı gelişebilir, bazı aşklarda değişimler, dönüşümler olabilir. Kıskançlık ve bitiş evet, de olabiliyor. Evet, bitişler olabilir. Yılın şanslı günleri tabii ki özellikle 17 Temmuz'dan sonra Güneş'in
Jüpiter'in Aslan'a geçmesinden sonra 25 Temmuz, 26 Temmuz Güneş-Jüpiter kavuşumu güzel zamanlar olacak. Bunun yanı sıra dikkat edilmesi gereken bazı günler de var Aslanlar için. Özellikle yılbaşı zor. Bunun yanı sıra Satürn'ün Güneş'le yaptığı zor açılar 10 Mayıs civarı, 10 Mayıs ve yakınları. 11 Şubat. Evet, 11 Şubat. İş ve kariyerle ilgili kayıba sebebiyet verir. 10 Mayıs'ta aynı şekilde aileyle ilgili sıkıntılar. 10 Ağustos, bu yıl 10 Ağustos, özellikle 10 Ağustos ve yakınlarında doğan aslanlar için biraz zorlayıcı olabilir. Bu sağlıkla ilgili problemler, aile büyükleriyle ilgili bazı sorunlar. Kardiyovasküler sorunlar, evet. Akciğer problemleri, bunlara biraz 10 Ağustos civarında, 10 ile 17 Ağustos arasında doğan kişilerin biraz daha dikkat etmesi Mars'ta gerekiyor. Mars'ta akrepte olacağı için Ağustos ayında birazcık zaman zaman aslanların özellikle aile, ev, sorumluluklarla ilgili konularda biraz dikkatli olmaları ve kazalara da karşı biraz daha dikkatli olmaları gerekebilir. Evet, Şubat ayına ben kariyer diyorum. Ağustos'a sen genel olarak kazalara dikkat ediyorsun. Aile düzenine dikkat ediyoruz. Aslan burcu için aslında Temmuz'a kadar bir sağaltım. Temmuz'dan sonra aslında o sağaltımla beraber Ağustos ve Eylül ayının kendisi içinde biraz böyle problemleri çözmesi, aslında o yorgunluktan sonra kendisini belli bir çizgiye getirmesi, Eylül ortasından sonra da Ekim, Kasım, Aralık hızlı bir şekilde rahatlaması ve gelişmesine sebebiyet veriyor. Aralık aslında çok güzel. Yılın 3. çeyreği. Evet. Ve Aralık ayı Aralık, aslan 5 Aralık, 15 Aralık, Venüs Jüpiter üçgeni, ardından 15 Aralık'ta Güneş Jüpiter üçgeni aslanlar için, özellikle son dekanda doğanlar için çok şanslı fırsatlar karşılarına çıkarabilir. Kazanç, aşk, birliktelik, çocuk. Evet. Bir de şunu unutmayalım, 2015'in 12 Ağustos'una kadar Aslan Burcu'ndaki bu Jüpiter etkisi devam edecek. Yani yılın son çeyreğinden itibaren aslanlar daha iyi bir konuma ve 2015 iyi geçecek. Saygılar. Hoşça kalın. Güle güle.